Değerli meslektaşlarım, sevgili öğrenciler, Eczacılık Akademisi'ne hoş geldiniz. Ben Profesör Doktor Levent Üstünes. Bu dersimizin konusu insan sağlığı açısından çok güncel ve son derece önemli. Yeni koronavirüs enfeksiyonu. Hepinizin bildiği gibi Dünya Sağlık Örgütü, Çin'de ortaya çıkan yeni koronavirüs salgını ile ilgili uluslararası halk sağlığı acil durumu ilan edildiğini duyurmuştur. Dünya Sağlık Örgütü, Çin'in Hubei eyaleti Wuhan şehrindeki çeşitli zatürre vakalarına karşı 31 Aralık 2019'da uyarılmıştı. Bu virüsün bilinen hiçbir virüsle eşleşmemesi endişeleri artırmıştır. Çünkü yine hepimizin bildiği gibi virüs yeni olduğunda insanları nasıl etkileyeceği ne yazık ki bilinmemektedir. Bundan bir hafta sonra 7 Ocak'ta bu kez Çinli yetkililer yeni bir virüs tespit ettiklerini doğrulamışlardır. Bu yeni virüs soğuk algınlığı, SARS ve MERS gibi birçok virüsleri de içeren bir virüs ailesi olan koronavirüs ailesinin bir üyesidir. Yeni virüs geçici olarak 2019 nCoV olarak adlandırılmış ve adı 12 Şubat 2020 itibariyle COVID-19 olarak güncellenmiştir. Bu videonun çekildiği bugün yani 15 Şubat 2020 tarihi itibariyle Amerika Birleşik Devletleri'nin Johns Hopkins Üniversitesi'ne göre yeni koronavirüsün neden olduğu salgından küresel ölçekte etkilenenlerin doğrulatılmış toplam sayısı 60 binin çok üzerindedir. Şu anda izlemekte olduğunuz salgın grafiği Amerika Birleşik Devletleri'nin Johns Hopkins Üniversitesi tarafından online yayınlanmakta ve sürekli olarak güncellenmektedir. Bu grafik salgının dünya coğrafyasına dağılımını, etkilediği ülkelerdeki bu hastalığa yakalanan, hastalıktan ölen ve iyileşenlerin güncel sayılarını vermektedir. 15 Şubat 2020 tarihi itibariyle küresel ölçekte toplam ölü sayısı ne yazık ki 1526 idi. İyileşenlerin sayısı ise yine an itibariyle 8399 olarak rapor edilmekteydi. Bu sayıların sık sık yapılan güncellemelerle sürekli değiştiği unutulmamalıdır. Şu anda ekranda izlemekte olduğunuz grafikte yine Johns Hopkins tarafından günlere göre Çin'de ve diğer ülkelerde yeni koronavirüs enfeksiyonuna yakalanan ve iyileşen hastaların sayısı gösterilmektedir. Grafikte en üstte yer alan turuncu renkli hat Çin'deki hastaların günlere göre artışını ifade etmektedir. En altta yer alan sarı renkli hat ise dünya genelinde Çin dışında kalan diğer ülkelerde virüse yakalan hastaların sayısını göstermektedir. Arada yer alan yeşil çizgi ise hastalığı tamamen iyileşen hastaların toplam sayısını ifade etmektedir. Tekrar ediyorum, sürekli güncellenmesi nedeniyle her an değişiklik gözlenen bu grafikte dikkat çeken en önemli nokta 13 Şubat 2020 tarihinde Çin'de hastalananların sayısında görülen beklenmedik ani artıştır. Bu ani ve beklenmedik sıçrama yeni koronavirüsün tehlike oluşturan bulaşma potansiyelini göstermesi bakımından çok çok önemlidir. Serbest eczaneler yeni koronavirüs salgınından etkilenen ve etkilenmeyen ülkelerde bu hastalıkla ilgili endişeleri olan veya bilgi ve güvenilir tavsiyelere ihtiyaç duyanlar için sağlık sisteminin ilk temas noktalarıdır. Bu gerçek toplum içinde yaygın bir hizmet ağı oluşturan serbest eczanelerin birinci basamak sağlık hizmeti sunucusu işlevlerinin önemini bir kez daha vurgulamakta ve adeta gözler önüne sermektedir. Nitekim Dünya Eczacılık Federasyonu FIP yeni koronavirüs salgını hakkında eczacılara ve eczacı iş gücüne yönelik bilgi kaynağı ve ara yönerge yayınlamıştır. FIP bu yönergeyle eczacıların ve eczacılık iş gücünün hastalığın yayılmasının önlenmesine ve hastalığın sağlık sistemi tarafından etkin şekilde yönetilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Değerli meslektaşlarım, sevgili öğrenciler, isterseniz şimdi gelin eczacıların
bu yeni koronavirüs enfeksiyonu ile ilgili görev ve sorumluluklarını görelim. Salgından etkilenen ve etkilenmeyen ülkelerdeki serbest eczaneler genellikle sağlıkla ilgili endişeleri olan veya sadece bilgi ve güvenilir tavsiyeye ihtiyaç duyanlar için sağlık sistemindeki ilk temas noktalarını oluştururlar. Serbest eczacılar bu konuda şu sorumlulukları üstlenirler. Talebi karşılamak için uygun farmasötik ürün stoklarının bulundurulması. Bunlar ilaçlar olabilir, malzemeler olabilir, örneğin maskeler olabilir ağza takılan. Halkın bilgilendirilmesi ve eğitilmesi, danışmanlık, gerektiğinde hastayı sevk, hastalıkların önlenmesinin desteklenmesi ve enfeksiyon kontrolünün teşvik edilmesi. Burada bir başka konu da hastanede görev yapan hastane eczacılarının görev ve sorumluluklarıdır. Onlar da talebi karşılamak için ilgili ilaçların ve diğer tıbbi ürün ve cihaz stoklarının depolanmasından, hastanın bakımı ve destek sağlamada diğer sağlık profesyonelleriyle işbirliği yapılmasından, hastane içinde önleme ve enfeksiyon kontrolünden, bilgilendirme ve danışmanlıktan ve nihayet verilen farmasötik ürünlerin sorumlu kullanımının sağlanmasından sorumludurlar. Bu sorumluluk örneğin sağlık profesyonellerinin maskelerinin sürekli ve doğru şekilde takılmasının sağlanması şeklinde olabilir. Bu çerçevede bir sonraki dersimizde yeni koronavirüs enfeksiyonu hakkında genel bilgiler konusunu işlemek üzere şimdilik hoşça kalın.